yapmaktan sonra birbirine düşman olursunuz. Deneyin desem olmaz. Ama ibret gözüyle bakın etrafınıza, görürsünüz. Ya da hayatınızı geriye doğru bir sarın ola ki bazen böyle hata yaptıysanız bir bakın. Günah üzerinde birleşen insanlar günahı işlerken böyle ahbap çavuş günahtan sonra birbirine ne olurlar? Araları açılır. Bu da Cenab-ı Hakk'ın koyduğu sünnetullah'tır. Orada yasağı işlerken İblis, Adem ve Havva beraberdiler. İttifak ettiler. Ama ondan sonra birbirinize diyor düşman olarak. Aralarına düşmanlık girdi. Bu düşmanlık iki şekildedir. Bir, İblis'in zürriyeti ile Adem'in zürriyeti arasında ebedi bir düşmanlık vardır. İblis'in zürriyeti olan cin fırsat buldu mu Adem oğluna eziyet eder. Elinden geldi mi? Cinden adama dost olmaz yani. İşte benim cinden sevgilim vardı. Çok iyiydi. Yok efendim şuydu buydu bunlar havacıba şeylerdir. Atası size düşmandır. Zürriyeti de öyledir. İman edenler istisna var mıdır? O da bence tartışmalıdır. Çünkü benim tecrübelerim, okuduklarım, bildiklerim, o en iyisi bile size bir kazık atar. Hiçbir şey yapmasa bol yalan konuşur sana. Yalanla seni çok büyük sıkıntıya sokar. Ama hocam bildiğimiz kırmızı cinler, dinsiz, esmer cinler. Ya bunun söylenti var. Bu cinler, bunlar şimdi... Bu cinler, bu cinciler, bunlarla bu işlerle uğraşanlar, sonları hep felakette bitiyor. Çarpılıyor. Hep felakette bitiyor. Fırsatını buldular mı? İşi felakete gidiyor. Yalanla, dolanla birçok şeyler. Anlamıyor, inanıyor. Gelip yapışıyor yakana diyor ki benim paramı sen al. Kandırıyor, yalan söylüyor ona. Halbuki yok öyle bir şey. Burada bir düşmanlık var. İki, bir mevzu daha var. Bir de insanlar arasında da dünya hayatında düşmanlıklar gireceğine delalet ediyor bu ayet. Adem zürriyeti arasında da dünya üzerinde işte bu harpler, bu kavgalar, o meleklerin dediği kan dökmeler biliyorsunuz dünya hayatında. İnsanoğlu enerjisinin büyük kısmını birbiriyle savaşarak, kavga ederek harcamıştır. Ne olurdu bu insanoğlu mesela böyle arada kin, nefret, adalet, düşmanlık olmasa böyle...